Sevgili seyircilerimiz, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel Ramazan gününde hep birlikte mutfağımızda en güzel yemeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ve bugün diyoruz ki gerçekten ağırlamaktan onur duyduğumuz genç bir hanımefendiyle birlikte olacağız. Özellikle de gastronomi alanında ülkemizde gitgide çok fazla ilgi gösterilmeye başlandı ve çok değerini bulmaya başladı. Gerek okullar açılıyor, yarışmalar yapılıyor ve bu yarışmalarda bizim ülkemizi yurt dışında ve Türkiye genelinde temsil eden çok değerli gençlerimiz var. İşte onlardan bir tanesi Şevval Kömür hanımefendi bugün bizimle birlikte olacak. Kendisi tam 4 adet madalyaya sahip. Madalyalarını da aldı ve geldi. Bakalım bugün bize neler hazırlayacak. O zaman ne diyoruz, hemen malzeme listemizi şöyle bir görüyoruz ve Şevval Hanım bizimle birlikte. Değerli seyircilerimiz, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şevval Hanım'la birlikteyiz, ancak o eli dolu dolu geldi. Ben 4 madalya diye saymıştım, lakin 7 madalya ile birlikte geldi. Şu an ellerim dolu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor hayat Şevval? Maşallah gayet başarılı gidiyor gördüğüm kadarıyla. Yoğun gidiyor daha çok. Mutfakla ilgili öğrenmeye devam ediyoruz. Zamanla beraber. Başarılarınız daim olsun efendim. Şöyle bir bakalım. Önce altın var. Bu bir altın. Evet. Diğeri yine bu ki Türkiye'nin en önemli yarışmalarından bir tanesi ve fuarlarından bir tanesi. TÜYAP'ta düzenlenen gastronomi fuarı ki herkes biliyordur. Yine oradan bir gümüşümüz var. Yine Trakya Yemek Festivali ikinci yemek yarışmasında ikincilik var. Maşallah. Yine Trakya'da Kemalpaşa Belediyesi var yine. İzmir. Oo, vallahi doldurmuş doldurmuş, tek tek sayamıyorum şu an. Trakya, İzmir ve Kemalpaşa. Ayrı ayrı tam 7. Şimdi bunları kaç tanesi altın, kaç tanesi gümüş, kaç tanesi bronz? Bir tane altın, 4 tane gümüş, 2 tane de bronz. Maşallah. Tebrik ediyoruz. İnşallah hepsinin altın olduğu ve çok 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 daha başarılara ulaştığın günleri de görürüz. İnşallah. Elimden bırakmaya kıyamıyorum ama izninle bırakabilir miyim? Tabii ki. Şimdilik şöyle masamızın üzerine bırakacağım ama yerini alsın istiyorum. Böyle dizelim madalyalarımızı. Tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun. Gerçekten gururlanarak söylüyorum ki gençlik güçlü geliyor çünkü. Gerçekten elinden geleni yapıyor. Peki bu kadar genç yaşta bu kadar güzel bir şekilde mutfağa nasıl girdin, nasıl sevdin ki bu kadar başarıya ulaştın? Bu tamamıyla lise arkadaşlarından kaynaklanıyor. Yemek yapmayı da seviyorum ve arkadaşlarımla beraber ortak bir hedef belirledik en başında kendimize. Mutfakta en iyisi olmaya aday olacağız. Zaman geçtikçe mutfağı daha çok sevmeye başladım ve hayalimden çok hedefime dönüştü mutfak. Ne güzel, tebrik ediyoruz. Hedefleri mutfak. Ki mutfak gerçekten bizim için aslında çok önemli. Türkiye'nin çok geniş bir mutfak kültürü var. Sadece bir tane ilimizi alsak neredeyse dünyanın birçok ülkesinden daha fazla yemek kültürüne sahibiz ve yemek çeşidine. Aynen öyle. Bir tek sanırım şey desek, Gaziantep desek, Gaziantep. Birkaç ülkeyi kapsar. Sadece Urfa desek yine birkaç ülkeyi kapsar. Karadeniz'den bir yer söylesek yine aynı şekilde birkaç ülkeyi kapsayacağından ben eminim. Ve bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Peki hedefinde neler var başka? Hangi alanda ilerlemeyi? Bu mutfağın hangi alanında? Mutfakta asıl hedefim kendi restoranımı açmak ve Michelin yıldızına sahip olmak. Oo, inşallah. Bu yıldızı almak oldukça zor. Zor ve başarı gerekiyor. Başarı gerektiriyor. Umut ediyorum ki inşallah sen de ülkemize bu yıldızı getirirsin. Umarım. Ve çok güzel bir restoranın olur. İnşallah. Çok da güzel bir şef olursun. Umuyorum ki öyle olacak. Bugün neler yapacağız peki Şevval? Bugün erişteli yeşil mercimek çorbası yapacağız. Güveçte köfte ve patates püreli bir yemeğimiz olacak. Artı olarak tatlımızda hafif bir tatlı seçtik bu sefer. Gelin tatlısı olacak. Gelin tatlısı yapacağız. Evet. Bugün bir yöresele gidiyoruz. Yeşil mercimekle erişte çorbası yapıyoruz. Bakın gençlerimiz hala vazgeçmedi Türk mutfağından. Öncelikle geçmişe dönüyor. Yine tarihimizden, kültürümüzden esintileri mutfağında yaşatmaya devam ediyor.
Sonra bir köftemiz var. Sonra en sonunda gelin tatlımız olacak. O zaman yavaş yavaş yemeklerimizi yapmaya da başlayalım. O esnada da sohbetimizi geliştirelim. Tamam. Öncelikle mercimekte başlayalım mı? Evet, başlayalım. Çorbamıza. Buyur. Mutfak senin. Teşekkür ederim. İlk olarak çorbamız için büyük bir tencere alıyoruz. Altını yakalım şöyle. Peki Şevval, şu an kaç yaşındasın? 17. Şu an 17 yaşında Şevval ve bu kadar başarılı. Devamı gelecek umut ediyoruz. Biz gençlerimizden çok ama çok umutluyuz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz. Yarım çay bardağı. Evet, yarım çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ ısındıktan sonra soğanımızı ekliyoruz. Soğanı pembeleşinceye kadar kavuracağız. Bu ısınmasının bir ayarı var mı, yağ ısınmasının? Nasıl anlıyorsunuz? Elimizi hafiften yağa yaklaştırdığımızda, içi yanıyorsa hafiften yağımız kızmıştır. Elimizi yaklaştıracağız. Bu doğru yöntem sevgili izleyicilerimiz. Ara ara ben de yapıyorum ekranda. Şöyle tavanın üzerine falan tutuyorum. Ne yapıyorsun diye soruyorsunuz. O esnada yağın kızgınlığını aslında ölçmeye gayret gösteriyorum. Elimi yakmayacak seviyedeyse artık olmuş demektir. Çok daha fazla olduğunda da bu da yağın artık yanma kıvamına geldiğini, aslında sağlıksızlaştığını gösterir. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Peki Şevval, yurt dışında yarışmalara da katılacak mısın? Zamanla bunları düşüneceğim, göz önünde bulunduracağım. Makedonya olabilir. Yine birkaç ülkede yarışmalar oluyor. Onlara katılmayı düşünüyorum. Çünkü zaman içinde. Şevval'in çok güzel bir İngilizcesi var. Çok da akıcı İngilizce konuşuyor. Bence bunu kesinlikle yapmalısın. Ülkemizi yurt dışında da temsil etmelisin. Ve bu güzel akıcı İngilizcenle de orada bizi çok iyi temsil edeceğine eminim. Şimdi atalım mı soğanları? Şimdi soğanlarımızı atıyoruz. Bir orta boy soğanı ince ince doğruyoruz, küp küp. Şöyle bırakalım. Bu arada nerelisin? Orduluyum. Şevval Ordulu. Özellikle sordum çünkü aşçı deyince akla hep Bolu geliyor. Farklı yerler geliyor. Karadeniz'de gelsin artık istiyoruz. Aynen öyle. Ordu'dan da aşçı çıkıyormuş. Kaç yaşından beri mutfaktasın peki? İlk yemeğimi 7 yaşında Ordu'nun yaylasında yapmıştım babaannemle birlikte. Yayla çorbası yaptım. Ondan sonra yemek yapmayı cidden çok sevdim. Asıl yemek yapmaya başlama yaşım 15 yaşında. Asıl 15 yaşında başladım. Evet, 10. sınıfta başladım. İlk yayla yemeği, hem yaylada hem de yayla çorbası yapmak herhalde herkese nasip olmayacaktır ama Karadeniz'in o kendine has yoğurduyla, oradaki havayla, o nanelerin kokusuyla yayla çorbası yapmak da bence güzel olmuştur. Kesinlikle. Peki babaanne tecrübesi de sana artık kattı mı bu süreçte? Kesinlikle, kesinlikle. Anne, babaanne, hala. Küçük yaşlarda halamların eline bakarak yemek yapmayı öğrendim. Onlar yemek yaparken ben izledim. Zaman içinde kendim yapmaya başladım yemekleri. Keza annem de bana çok yardımcı oldu mutfakta. Artık bu sefer ben anneme yardımcı oluyorum mutfakta. Ne güzel. Annelerin de şöyle bir şeyi var, gastronomi okuyan öğrencilerin annelerinin. Diyorlar ki işte çocuğum evde sınav öncesi bir hazırlık yapacak. Senede olsa yemekten sınavı, yemeği yapıyor. Ben de test etmiş oluyorum. Çok mutlu oluyoruz diyorlar. Gastronomi öğrencilerin annelerinin böyle bir avantajı var efendim. Bunu daha bilin. Yazılılar, sınavlar yemekten pişiriyorlar. Evdekiler de tadına bakıyor. Sen kesinlikle de yapıyor öyle. Musun böyle? Evet, biz de öyle yapıyoruz. Yazılı sınav olmuyoruz. Uygulama sınavı. Evet, uygulama sınavı. Yaparak yemeğimizin evde ilk deneme aileler üzerinde onay alınmışsa tamamdır. Artık o sınava girilebilir notunu veriyoruz. Bu arada biz sizinle aslında okulda görüştük. Okulunuza evet. Geldik. Tevafuklar birbirini kovaladı. Gerçekten Şevval'le bizim tanışmamız tevafuklar üzerine kurulu. Atalım mı başka bir şey şu aşamada? Soğanlarımız pembeleşti. Salçamızı ekleyelim. Ekleyelim. Nasıl tevafuk bunlar? Öncelikle bir yarışmaya katılacaklardı. Bu TÜYAP'taki gastronomi fuarındaki yarışmaya. Biz ekip halinde İstanbul Şef Aşçılar Derneği olarak oraya gittik ve birkaç gün eğitim almalarına destek olduk. Aslında birkaç püf noktası anlatmaya çalıştık. Biz orada bir selamlaştık. O kadardı. Sonra gastronomi fuarında yine karşılaştık ki özellikle bazı şeflerimize tercümanlık yapıyordu Şevval. Çünkü yurt dışından gelen çok fazla şefler vardı. Uluslararası bir yarışma bu gastronomi fuarı ve oradaki yarışmalar. Şevval orada tercümanlık yapıyordu. Şeflerimize yabancı yarışmacılarda yardım ettim daha çok. Evet. Hani anlatmaya, derdimizi anlatmaya çalıştık biraz da orada.
Bu şekilde kendime bir kapı açmış oldum. Şeflerle tanıştım. Şeflerimizle tanıştım, değerli şeflerimizle. Bir şeyler kattıklarını düşünüyorum. Neler kattı peki bu fuarlar size, bu madalyaların dışında? Madalyaların dışında biz 12. sınıfta staj eğitimi görüyoruz. Bu madalyalar sayesinde daha iyi bir otelde staj yapma imkanı yakaladım. Tabii sizin de farkınıza varılıyor böylelikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Suyumuz hemen burada. Şöyle, sıcak burada ister misin Şevval? Yok, teşekkürler. Ilık su gerekiyor. Yaklaşık 3-4 su bardağı su gerekiyor çorbamız için. Şöyle biraz daha ekleyelim. Evet, suyumuzu ekledik. İnsanı ayrı bir heyecan sarıyor orada. Çünkü yabancı ülkeler, bir sürü yabancı insan orada. Biri bir yerde bir şey yapıyor, biri bir yerde bir şey yapıyor. Hepsini takip etmek istiyorsun. Bir yandan da yarışman var. Yarışmaya hazırlanıyorsun. Gerçekten biraz hem stresli, hem heyecanlı, hem çok sevimli. Yani pek çok hissiyatı bir arada barındırıyor o gün. Şimdi et suyumuzu ekliyoruz. Önceden erittiğimiz bulyonumuzu ekliyoruz içine. Şöyle bırakalım. Evet, et suyumuzu ekledik. Evde varsa evde de kullanabilirler. Hazır et suları varsa dolapta, hazır yaptığınız küp halinde bazen buzluklara koyuyorlar. Onlardan varsa onları da kullanabilirsiniz. Özellikle hatırlıyorum, yurt dışından gelen yarışmacılarda şuna çok dikkat ettim ama çok titizler. Kesinlikle. Ben de onu Değil fark mi? Ettim. Evet. Yani bizimle aralarında ne fark var diye sorarsanız eğer, gerçekten çok titizler. Bir geliyorlar, valizleri çatal bıçak kaşıklarına varıncaya kadar tek tek özenle seçilmiş, nokta atışı yerine konulmuş ve örtülerini, hatta masalarını silecekleri suya kadar. Dezenfektanlarına kadar yanlarına getiriyorlar. Hemen bir fıs fıs oraları siliyor, temizliyor, kaldırıyor, götürüyor. Pırıl pırıllar, ben tebrik ediyorum. Bizim de örnek alacağımız bazı noktalar var. Ben de takip ettim ve bu konuda onları tebrik ediyorum. Kesinlikle. Bunların genç aşçılar ve yine büyük aşçılarımızın da dikkat etmesi gerekiyor bence. Evet, bizim de bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Yani biz ki İslami olarak gerçekten temizliği öncelikle kendisine örnek edinmiş, kendisine ilke edinmiş insanlar olarak bunu bence biz yapmalıyız. İnsanlar bizden örnek almalı. Evet, biz de kötü değiliz ama daha da iyi olabiliriz. Neden olmasın? Daha da iyisi var. Evet, biz de iyisi olmalıyız. Evet, karıştırıyoruz şimdi. İçerisine soğanımızı koyduk, sıvı yağımızı, salçamızı ekledik, suyumuzu koyduktan sonra bırakıyoruz. Bir miktar kaynatacağız. Daha sonra haşlamış olduğumuz bir su bardağı yeşil mercimek. 5 dakika kadar önceden haşlattığımız yeşil mercimeğimizi az sonra ekleyeceğiz kaynadıktan sonra. Evet, bırakabilirsin kaşığımızı oradaki tabağımıza. Tamam. Şimdi ne yapalım, hangi aşamaya geçelim? Bunu tamamıyla bitirelim mi önce? Önce bence çorbayı tamamıyla bitirelim. Kapağını kapatalım o zaman, bir miktar şöyle kaynamaya başlasın hızlıca. Bu arada tuz, karabiber, nane veya istediğiniz damak tadınıza uygun baharatlarınızı da ekleyebilirsiniz. Biz tuzla nane ekledik, karabiber de ekledik. Size kalmış acılığını kontrol etmek için. Peki bir ileride şu an bizi izleyen ortaokul öğrencileri varsa, biliyorsun onlar da lise seçimleri, tercihleri yapacaklar. Gastronomiyi tercih etsinler mi? Ya da hangi tipteki insanlar, sonuçta insanlar kendini tanır. Hangi tipteki insanlar bu mesleği tercih etsin? Bu mesleği seçmek isteyen kişiler öncelikle ayakta kalabiliyor mu? Dayanıklı mı ve sabırlı mı? Ve her şeyden öncesi de yetenekli mi yemek yapmada? Önemli olan bunlar. Evet. Mutfakta sabır gerekiyor ve dayanıklılık gerekiyor. Şefine karşı hani saygı gerekiyor. Bunlara dikkat edecek kişiler, bunların kendinde var olduğuna inanan kişiler kesinlikle bu bölümü seçmeli bence. Çok doğru söylüyorsun. Sabır. Sabır. Mutfakta sabır çok önemli. Çünkü her şey dakik, her şey kuralına uygun gidiyor. Yemek deyip basite indirgemeyin. Her şey çok önemli ve çok değerli. Sabır önceliğimiz, titizlik. Titizlik de. Temizlik ve titizlik. Temiz ve titiz olmaya önem veren insanlar bu işi yapmalı. Bazen şöyle bir tercih yapıyorlar. Meslek tercihleri yaparken örneğin. Ya ben baktım, saati de uygun, maaşı da iyi, ben bu işi yaparım deyip çıkıyorlar. Ama kişiliğine uygun değil. Kesinlikle meslek seçerken verilen maaşa göre
bütçeye göre seçilmemesi gerekiyor. Mesleği sevdiğine inanmak gerekiyor önce. Çünkü sevdiğin mesleği yaparsan hiçbir zaman iş yapmış olmazsın. Eğlenerek zaman geçirmiş olursun daha çok. Mutfağın arka tarafı da çok eğlenceli bu arada. Evet, kesinlikle. Öndeki o ihtişam arka tarafta bir görün. O kadar eğleniyorlar ki şefler kendi aralarında. Kendilerine özel yemekler de hazırlıyorlar o gün sonunda. Tabii fırsat kaldıkça bazen de çok yoğun oluyorlar, yorgun oluyorlar. Yorgunluğa da bir kere dayanıklı olacaksınız. Ayakta durmaya, ağır yükler taşımaya, koca koca tencereleri kaldırmaya hazırlıklı olacaksınız. Kesinlikle öyle. Şimdi hafiften kaynamaya başladı suyumuz. Biz de o sırada haşlanmış olan mercimeklerimizi atıyoruz. Evet, mercimeklerimizi ekliyoruz şu an. Şöyle alalım. Bol vitaminli bir çorba yapıyoruz. Yeşil mercimekli erişte çorbamız hazır. Eriştelerimizin de hepsi şöyle bir kase tamamıyla ev usulü açılmış. Ev usulü. İnce ince kesilmiş. Bir su bardağı kadar da erişte ekliyoruz. Evet, şimdi karıştırıyor muyuz? Şimdi karıştıracağız. Sürahi de alayım seni rahatsız etmesin. Şöyle bir tuzunu kontrol edelim. Bir kaşık alabilirsen. Şöyle ben ekleyeyim tuzunu. Tamam. Şöyle karıştıralım. Tamam. Eğer eksikse artık tamam. İftarda soframızda tadına bakıp yavaş yavaş atabilirsiniz. Kesinlikle. Onun çözümü var. Güzelce karıştırıyoruz ve çorbamızı pişmeye bırakıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Peki kısık şey var. Ateşte pişecek bu arada çorba. Altını kısıyoruz hafiften. Neden kısık ateşte pişiriyorsun yemeklerini? Tadını daha çok alması için, baharatının harmonisi daha iyi olması için. Evet, harlı ateş değil. Yavaş evet. Yavaş, sindire sindire. Bu nedenle evet, yemeklerinizi evet, biraz erken saatte yapsınlar değil mi? Kesinlikle. Son anı bırakmasınlar iftar yemeğini. Peki, sonra sinirler geriliyor. Altın madalyayı hangi yemekle aldın? Somon füme balığından aldım. Öyle bir balık yemeği evet, yaptın evet, ve bu yemekten aldın. Tabii sizin tabak görselleriniz de çok güzel. Tabak görselliğine çok önem veriliyor özellikle yarışmalarda. Biz buna dikkat ederek çalışmalar yapıyoruz zaten. Bunun için de mi ayrı eğitim alıyorsunuz o tabak dekorları için? Bunun için kendimizi geliştiriyoruz. Daha çok tabak dekorasyonlarına bakıyoruz ve bundan kendimize bir şeyler katarak ilerliyoruz. Yaptığımız özel tamamıyla bu. Ama çok farklı işler. Yani bu yemeğin yapım aşaması tamamıyla farklı. Farklı bir yemek üretmek, hiç kimsenin daha önce denemediği, tatmadığı yemekleri oluşturmak yine farklı bir olay. Bu tabak dekoru denen olay o da tamamıyla farklı. Yine sebze dekorları var, işte meyve dekorları var. Bunlar da mutfak aslında sadece mutfak deyip geçmeyin. Çok fazla çeşitli, çok fazla branşı olan bir yer. Ve balık da zordur. Evet. İyi başarmışsın. Yetiştirdik yani. Yapacağız. Zamanla da daha hızlı olacağız. İnşallah. Bir de orada zamanla yarış var. Mutfaktaki gibi. Evet. Yarışma esnasında da zamanla yarış var. Şimdi hangi yemeğimize geçelim? Şimdi güveçte olan yemeğimizi, köftemizi yapmaya başlayalım. Evet, köftemizi yapabiliriz. Şöyle kasemizi alıp başlayalım o zaman. Alalım şöyle. Bana yaklaş. Şöyle. Senden rica edeyim. Tamam. Şimdi 250 gram kıymamız var burada. Onu ekliyoruz. Evet, kıymamızla başladık. Bir adet yumurta. Bir tane orta boy soğanı küp küp doğradık yine küçük küçük. Onu da ekliyoruz. Şöyle ekleyelim. Bir su bardağı kadar da galeta unu. Aslında bunu ev hanımları ekmekleri kurutarak yapıyor. Hı hı. Biz şimdi pratiklik olsun diye galeta unu kullanıyoruz. Tuz ve karabiber de ekliyoruz yine içine. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar. 1 çay kaşığı kadar da toz karabiber. Şöyle. Tamamdır. Şimdi köftemizi yoğuruyoruz. Köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Peki babanın bu duruma bakış açısı nasıl? Ben senin babanı da tanıyorum. Buradan da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Oldukça değerli bir insan ve çoğu insanı da aslında tanıyor. Radyolardan sıkça sesini duyuyorlar. Yüzünü de görüyorlar dışarıdaki organizasyonlarda. Babaya selam söyleyelim mi? Seviyorum baba.
Hep annelerden bahsediyoruz. Ya Fatma Hanım, ya Allah aşkına kadınlardan başka kimse yok mu bu hayatta? Niye hiç babalara bir şey demiyorsunuz? Hatta bir gün şöyle dediler. Fatma Hanım hep annelerden bahsetti. İşte anneler çocuklara şöyle baksın, böyle yapsın, şöyle etsin diye anlattı, anlattı. Babanın bir tanesi de demiş ki, bak Fatma Hanım hep annelere söylüyor. Babaya bir şey dedi mi hanım? Demedi. O zaman bir daha çocuğu bana verip de sokağa gönderme ya da parka falan gönderme. Bak sizin sorumluluğunuzmuş. Öyle bir şey yok. Babaya selam. Yanlış anlıyorlar sonra. Pay çıkarıyorlar kendilerine. Babam mutfak konusunda bana her zaman destek olmuştur. Ki bütün çocuklarına karşı öyledir. Çocuğum yaptığı, yapabildiği ve sevdiği mesleği yapmasından yanayım ben. Hiçbir zaman benim istediğim mesleği yapmasın demiştir. Allah razı olsun. Bizi de bu şekilde yetiştirdi babam. Hala da yetişiyoruz bir şekilde. Ona çok teşekkür ederim bana yardımcı olduğu için ve destek çıktığı için aileme. Her tebrik şekilde ederiz. Her şekilde bana destek çıktılar. Sizi çok seviyorum. Şevval duygulandı. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir aileye sahip Şevval. İnşallah herkese de örnek olsun. Çünkü çocuklar yeteneklerine göre yönlendirilmeli. Sizin istediğiniz, hayal ettiğiniz hayatı belki onlar hiç istemiyorlar. Yapabilecekleri o karaktere sahip değiller. Bu nedenle sizin isteğinize, sizin hayallerinize göre değil, çocuğunuzun gelecekte severek yapabileceği mesleklere yönlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Ki Şevval bunun en güzel örneği, şimdiden madalyalarını dizmiş. İnşallah gelecekte çok da güzel bir aşçı olacak. Ne yapalım? İnşallah. Köftemiz hazır şimdi. Domates sosumuzu yapacağız güveç için. Domates sosumuzu. Bir küçük kap getireyim mi sana? Evet, bir küçük tencere alsak iyi olur. Sosumuzu hazırlayalım. Ocağımızı açtım Şevval. Teşekkür ederim. Sıvı yağ ister misin bir miktar? Bir miktar olsa iyi olur. Şöyle küçücük. Köftelerimizin şeklini nasıl verelim? Yuvarlak mı yiyeceksin, uzun mu yapacaksın? Yuvarlak, küçük küçük kullanacağız. Tamam. Şöyle köftemizi de kenara koyalım. Çok mu az sıvı yağ koymuşum? Biraz daha eklesek iyi olur. Birazcık daha sanki olsa mı? Şöyle. Evet. Tamam. Tamam. Çorbamız kaynıyor bu arada. Çok güzel kokular gelmeye başladı. Oldukça da güzel pişiyor. Şimdi köftemiz için ben sana bir tabak getireyim. Yavaş yavaş köftemizi de yapalım. Şöyle şuradan bir tabağımızı aldım. Bir şeklini görelim. Şöyle. Şurayı alalım Şevval'cim. Bir ceviz büyüklüğünde alıyoruz köftemizi. Ve onu yuvarlıyoruz. Evet, ceviz büyüklüğündeymiş. Şöyle şu boyutlarda ortalama. Ben şu sosumuzu yapalım. Domates sosumuzu. Bir yemek kaşığı domates salçasına bir tane orta boy domatesi rendeliyoruz. Önce bir karıştıralım. Ben yardımcı olayım sana burada o zaman onunla tamam. ilgili. Bunu iyice kavuracağım. Sonra evet. üzerine domatesi koyacağım. Yine biraz daha kavuracağım. Ben de öğrenmiş olayım bu arada Şevval'in güzel lezzetli yemeğini. Ben de o sırada köftemizi yapalım. Yapayım. Daha sonra güvece koyup fırına mı vereceğiz? Evet, aynı o şekilde olacak. Üzerine kaşar falan bir şey gelecek mi? Kaşar rendeleyeceğiz. Altına da patates püresi yapacağız. Patatesi haşlıyoruz. Evet. Ondan sonra tuz ve karabiberi ekliyoruz. En sonunda da şef krema. Marketlerde bulabileceğiniz bir... Çiğ krema. Çiğ kremamız. Evet, normal çiğ krema. Onunla beraber patates püresi yapıyoruz. Patates püresini de güveçin altına koyacağız. Alt kısma püre. Üste köfte, en üste kaşar ve böylelikle fırına gitmiş olacak sevgili izleyicilerimiz, köftelerimiz. Evet, iyice karıştırıyorum. Bu arada salçanızın acı olmasını istemiyorsanız çok az, bir tık içerisine şeker ekleyebilirsiniz. Şimdi ekliyorum domatesi. Evet. Bir kaşık karabiber, bir kaşık tuz. Şöyle ekleyelim. Bir kaşık şöyle alalım. Kekik, karabiber. Pul biber. Tuz ve nane. Türklerin en çok sevdiği 5 ana madde olan baharat çeşitleri. O nedenle burası sürekli hazır. Sürekli hazır. Emre amade hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. Bunu buradan ihmal etmiyoruz. Şimdi bir miktar daha pişirdikten sonra altını söndüreceğim. Evet, gayet güzel kokular gelmeye başladı. Şevval, sabırsızlanıyorum. Köftelerimizi de bitiriyoruz. O
O zaman ne diyelim, biz kısacık bir reklam arası verelim ve köftelerimizin en son halini, güvecin altına nasıl bir sos gelecek, üzerine nasıl bir köfte koyacağız ve en son kapanış nedir merak ediyorsanız ve tabii ki gelin tatlısını öğrenmek istiyorsanız kısacık bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle buluşuyoruz. Orkide Yağları'nın sunduğu Ramazan Mutfağı devam edecek. Değerli seyircilerim, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün biz madalyalarıyla birlikte gelen Şevval Hanım'la birlikte yemeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ve ilk önce yeşil mercimekle erişte çorbamızı koymuştuk, kaynamaya devam ediyor. Ardından köftemize geçtik. Köftelerimizi hazırladık, şimdi güveçte köftemiz fırına gidecek ama aşamaları neymiş bir bakalım. Neler yapıyoruz şimdi? Hazırladığımız patates püresini güvece ekliyoruz. Yine bir güvece. Patates püresi için neler yaptın onu da bir anlatalım. Patatesi haşladım önce, ondan sonra ezdim güzel bir şekilde. Tuz, karabiber ekledim ve en sonunda krema koydum üzerine, şef krema. Onu da ekledikten sonra patates püresini yaptım. Evet, şef krema yani çiğ krema ekliyoruz. Bana yaklaş Şevval. Göremiyorlar mı sevgili izleyicilerimiz seni? Görmek istiyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi patates püresini koyduğumuza göre köftelerimizi üzerine yerleştiriyoruz. 4 tane yeterli olacak bir güveç için. Şöyle ekleyeyim. Porsiyon porsiyon, böyle misafirlerinize ikram edeceğiniz porsiyonlu köfteler bunlar. Şu şekilde. Sosumuz vardı. Üzerine domates sosumuzu ekliyoruz. Baharatlı, domatesli ve salçalı. Şöyle karıştırdığımız. Domates çok güzel kokmuş. Tam mevsimi böyle taze taze domatesler pazardan alın gelin. Çokça kullanın yemeklerinizde. Şöyle üzerlerini iyice serpiştiriyoruz. Tam köftelerin üzerine bırakıyorsun. Aynen öyle. Köfteler tadını alsın biraz diye. Bu şekilde mi fırınlayacağız? Bu şekilde fırınlayacağız. Bu arada fırını açalım. Açalım. Açmışız reklam arasında. Hazır. Şevval, 180 dereceye ısıtılmış fırınımız hazır. Tamam. Götürüyorum. Götürelim. Hadi gel bakalım. Götürelim beraber. Şöyle. Onlar biraz pişmeye durduktan sonra... Pişmesine yakın böyle üzerine kaşar peyniri serpiştireceğiz. Onları da iyice eriteceğiz üzerinde. Evet, köftelerimizi gönderdik. Pişmesini bekliyoruz. Kaşarlarımızı rendeledik. Bir kenarda tutuyoruz. Şöyle bir 50 gram, 60 gram kadar kaşar. Şimdi gelelim tatlımıza. Tatlımıza gelelim. Tatlımızı ne olarak başlıyoruz? Bir hamur mu yapacağız yoksa güzel bir sütlü bir tatlı mı olacak? İlk olarak kek yapacağız. Alt kekini, tabanını yapacağız. Ondan sonra üzerine muhallebisini yapacağız. Ve en üstüne de hindistan cevizimizi serpiştireceğiz. Süsleyeceğiz. Şöyle güzel bir süsleme olacak hemen. Mikserimizi de alalım. Şöyle bir kap verelim hamur için o zaman sana. Mikserimizi de hazırlayalım. 4 tane yumurtanın hepsini bir kaseye alıyoruz. Ve bir su bardağı da toz şeker ekliyoruz. Bunları 3 dakika kadar çırpacağız beraber. Ondan sonra un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyeceğiz. Ondan sonra 175 derecede 15 dakika kadar pişireceğiz bu kekimizin hamurunu. Önce bir normal çırpma teliyle başlamak ister misin? Evet. Yoksa direkt mikserle mi başlayacağız? Direkt mikserle çırpalım. Yeterli olacak. Tamam o zaman. Buyur, ben şöyle sana destek alayım. Bu arada çorbamızın altını kapatalım. Pişmiştir. Tamam, kapatalım. Onu da bir kenara alayım mı? Evet, iyi olur. Şöyle arka plana bırakalım, dinlensin. 3 dakika kadar yumurtayla şekeri çırpacağız. Bunun rengi tamamıyla böyle kese kağıdı rengini alması gerekiyor olması için. O rengi gördüğünüzde olmuştur kıvamı. Çırptık. Şimdi kıvamı kese kağıdı kıvamında oldu mu? Oldu. Kese kağıdı renginde oldu.
Ondan sonra ekleyeceğimiz bir su bardağı un. Unumuzu şey yapalım mı? Eleyelim mi? Ne dersin? Eleyelim. Birazcık eleyelim. Şöyle. Bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. Hemen ardından kabartma tozu ve vanilya birer paket. Onları da ekleyelim. Şöyle iyice alalım. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekledik. Gelin pastamızı yapıyoruz. Bunun için ilk aşama kek aşaması. Şu an kek aşamasına devam ediyoruz. 3 tane yumurtayla bir su bardağı şeker ekledik. İyice şimdi karıştırdık. Şimdi çırpma aşamasındayız. Diğer malzemelerimizi şöyle yaklaştırayım sana. Bunlar üst pastası için mi? Evet, muhallebisi ve üzeri için. Muhallebisi için şöyle hazırlığımız keki var. Keki ıslatma için bir de. Bir kısım da burada üzerine destek kuvvet. Şöyle bırakayım. Malzemelerimiz dolu dolu. Bugün hepsi beyaz. Gerçekten adını sanırım buradan almış gelin pastası. Çünkü her şey beyaz kullanıyoruz. Kıvamı çok güzel görünüyor. Çırparken alttan üste doğru çırpmak hamurun daha iyi kabarmasını sağlayacaktır. Alttan üste doğru. Bir daha gösterir misin? Şöyle alttan alıp üste doğru çıkarmak. Bu kekin daha iyi kabarmasını sağlayacak. Bu püf nokta aslında. Normalde çoğu insan keki kabartamaz. Ve bu sanki hanımlar arasında çok büyük bir problemmiş gibi birbirlerine aktarılır. İşte ben keki kabartamıyorum ya. Nasıl yapıyorsun sen bunu? İşte püf noktası buradaymış. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Alttan alıp üste doğru. İyice kabarması için. Bir de hep sanırım tek yöne mi? Tek yöne. Saat yönünde. Saat yönünde. Bu işin de püf noktası buymuş sevgili hanımlar. Merak edenler, yapamıyorum neden olmuyor diye soranlar. Hangi kabı tercih edersin? Ben sana iki tane kap çıkardım. Böyle herkesin evinde bulabileceği dikdörtgen borcam yeterli olacaktır. Onu da bir yağlarsak sıvı yağla. Tabii. Hafif. Hemen yapalım. Şöyle birazcık sıvı yağ gezdirelim. Fırçamızla yayacağım. Güzelce her tarafını yağlıyorum. İyice çırptıktan sonra borcama ekleyeceğiz karışımımızı. Ondan sonra muhallebi yapımına geçeceğiz. Evet. Borcamımız hazır. Şöyle güzelce yağladık. Hepsi tamam. Şimdi karışımımızı borcama ekleyelim. Getirelim efendim. Buyurunuz. Yine hatırlatayım. 175 derecede 15 dakika kadar pişecek. Bir kaşık yardımıyla. Ben sana spatula getireyim. Hemen destek olayım. Şöyle. Tamam. Tamamdır. Alıyor. Şöyle bir bakın bakalım ustam nasıl olmuş? Şimdi fırına atacağız kekimizin hamurunu. Fırınımıza göndermeden önce henüz fırınımız dolu. Bir miktar bırakalım. Dinlensin. Köftelerimizi bence bu arada bir kontrol edebilirsin. Durumu nedir? Bir bak bakalım. Ne yapıyor? Ne ediyor onlar? Her şey yolunda mı Şevval? Şimdi alalım kaşar peynirini üzerine serpelim. Tamam. Şöyle bir şöyle alalım. Diğerini de ben alayım. Evet, güreşlerimiz çok güzel. Alıyoruz. Kaşar peyniri hemen üzerine serpiştiriyoruz ve fırına geri gidiyor. Şöyle bir tutam kadar rendelenmiş kaşar peyniri. Çok güzel görünüyor. Kaşarlar akacak gibi duruyor. Götürüyorum artık. Evet, fırına geri girsin. Şunu size verelim. Bunu da ben alayım. Fırına götürüyoruz geri. Kaşar peynirler eriyene kadar fırının içinde kalacak. Şöyle tezgahımızın üzerinde. Evet, kaşarımız eriyinceye kadar köftelerimizi kızartıyoruz. Daha sonrasında köftelerimizi çıkaracağız ve fırını 180 derece, 175-180 derece arası ayarlayıp ne yapacağız? Gelin pastamızın alt kısmını göndereceğiz. Şimdi başlayalım muhallebiye. Evet.
Bir tencere alalım. Bu şekilde. Ocağımız hazır. Ama önce orada yapacaksın değil mi? Evet, önce burada malzemeleri bir ekleyelim. Şöyle. 5 su bardağı süt. 'Gelir pastanızın muhallebi kısmına geçtik sevgili izleyicilerimiz. 3 aşamalı bir tatlı bu. Şöyle alayım. Üzerine kabartma tozu, vanilya. Şöyle şunları kenara koyalım. Bir su bardağı kadar toz şeker. Yine bir su bardağı un. Hemen ardından da nişasta, 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Evet, nişastamızı da ekledikten sonra karıştırma işlemimiz başlayacak. Şimdi altını yakalım ve pişirmeye başlayalım. Evet. Topaklanmamasına dikkat edelim karıştırırken. Bu işlemi yaptıktan sonra krem şanti tozumuzu üzerine alacağız ve çırpacağız iyice beraber. Bu hazırlamış olduğumuz kremanın içerisine mi atacağız krem şanti tozumuzu? Evet, sonrasında. En son piştikten sonra. Piştikten sonra muhallebi yapıyoruz. Ben ayrı bir sos yapacaksın, krem şanti süreceksin diye tahmin etmiştim. Üzerine karıştıracağız beraber toz olarak. Daha güzel bir lezzet versin diye, daha kıvamı güzel olsun diye içerisine ekleyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Bu da çok değerli yeni şef adaylarımızdan Şevval Hanım'ın size tavsiyesi. Bu arada nasıl gidiyor kaşarları şöyle bir kontrol edeyim. Çok güzel görünüyor Şevval. O kadar güzel erimişler ki birazcık kızarsın, hemen çıkaracağım onları. Bunu şöyle yapabilirsiniz, bu aşamaya kadar tam iftara yakın pişirin. Sofrayı kurmadan, masaya getirmeden önce ne yapacaksınız? Kaşarlarınızı ekleyip hemen fırına atıp hem ısıtmak amacını bir arada yapmış olursunuz, hem de kaşarları kızartmış olursunuz, hem de erimesini sağlarsınız. Böylelikle kaşarlar da donmaz. Lezzetsiz bir görüntü ortaya çıkmaz. Köftelerin soslu halini yapın, bırakın fırında dursun. En son aşamada üzerine kaşarlarını koyup eritin ve fırından çıkardığınız gibi masanıza güzel güzel sıcak sıcak servis yapın. İyice karıştırıyoruz şu aşamada. Tatlı yaparken en çok sütlü tatlıları mı seviyorsun, yoksa şerbetlileri mi seviyorsun, ya da meyveli tatlıları mı seviyorsun? Bir şey var mı, branş var mı bunların arasında? Şöyle söyleyeyim, tatlı yeme taraftarı değilim en başından beri. Her şefin sevmediği bir şey vardır. Yapmayı sever ama yemeği hiçbir zaman sevmez. Ben şekere karşı biraz ön yargılıyım daha çok. Bunun nedeni küçükken çok fazla şeker tüketmem. Şu an şekere karşı biraz mesafeliyim ama yapmayı severim, tatlı yapmayı. Kendimi kısıtlamıyorum tatlı yaparken de. Meyve tatlısı olabilir, sütlü tatlılar olabilir, şerbetli tatlılar olabilir. Zaten bunu ayırsaydım şu an şef olamazdım. Tabii ki yapmak. Kesinlikle. Hepsini yapmamız gerekiyor. Hepsini bileceksin. Böyle bir söz vardır ya, her şeyi bileceksin, yapmasan bile kenarda dursun. Şefler her şeyi bilir, üstüne de yapar ama yiyip yememe özgürlüğünü bence orada da karışmayalım. O onların artık şahsi düşünceleri olsun. Bence çok da iyi bir şey söylüyorsun. Şeker çok da sağlıklı bir şey değil. İlla yemek zorunda değiliz. Zaten gitgide tuzdan, şekerden biraz biraz kısmamız gerektiğini bütün uzmanlar söylüyor. Bu konuda da doğruyu yapıyorsun. Bana kalsa ben sütlü tatlıları daha çok seviyorum. Şerbetli, Ramazan'ın sonunda hemen bayram gelecek. Şimdi baklavalar falan düşünülüyor. Gerçekten bazı hanımlarımız da, ev hanımlarımız, o ev baklavasını çok güzel yapıyor. Belki bir iki dilim ama genel manada sütlü tatlar daha hafif. Şeker ihtiyacımızı da eğer tatlıyı cidden çok seviyorsak, bu zamanla gerçi sağlık problemlerine yol açacak ama onun yerine meyvelerden sağlayabiliriz. Çilek var, elma var. Hani şekeri bol olan tatlıları tercih etmeniz daha yararlı olacak sizin evet, için. Evet, Şevval diyor ki ben küçükken bütün o depoları doldurdum, yiyebileceğim kadar şeker yedim, artık yemiyorum. Bu saatten sonra sağlığıma önem veriyorum. Çünkü size çok güzel yemekler yapmak istiyorum. Ben yapıyorum, siz afiyetle yiyin diyor Şevval. Bunun için öncelikle şekere hayır, aslında bir nevi hayır demek istiyor. Kesinlikle. Kalbinin sesini duydum sanki. Evet. Bir nevi şekere hayır demek istiyor. Siz de evinizden olabildiğince şeker kısmında feragatlar edin. Elinizden geldiğince biraz o elinizi şeker
atmaktan geri çekin. Mesela çaydan başlayabilirler. Kesinlikle. Çaydaki şekerin oranını biraz daha azaltarak gün geçtikçe şekeri bırakabilirler. Tatlıyı tüketmeyi daha aza indirgeyebilirler. Bunu zaman içinde kişinin kendisi iradesiyle beraber tamamlayacağını düşünüyorum. Evet, şimdi biz ilk yemeğimizi öğrendik. Altın madalyayı bir balık yemeğiyle almıştı. Gümüşü neyle aldın? Gümüşü balık makarnayla aldım. Balık ve makarnadan yine. Balık ve makarna. O zaman bir gün seninle balık yapmalıyız Şevval. Kesinlikle. Balık yapmalıyız seninle. Bu artık altını da gümüşü de oradan aldıysan diyor ki bir balık hak ettik yani. Kesinlikle. Peki bronzlar nereden? Onları neyle aldık? Onlar tatlının biraz gazabına uğradım. Ben soğuk bir tatlı yapmayı tercih etmiştim. Maalesef dolap dondurmadı. Yaban mersinli bir tatlı yapmıştım. Donmadı. Nasıl Gazap değilmiş? Bey canım maşallah ödül almışsın yine. Sen madalyanı almışsın. Yine de dolabın da burada birazcık etkisi olsa da elinin evet. Lezzetinin hakkını vermişler. Lezzet olarak olsa bile hani görünüş olarak pek hoş durmadığı için aslında bronz aldım. Eğer donsaydı belki gümüşü zorlayabilirdi. Eğer donsaydı nasip. Nasip kısmet. Bu kadar olmuş, şükürler olsun, daha devamı gelecektir. Bundan eminiz şimdi. Köfteler olmuş Şevval. Köfteler olmuş. Yakmayalım, hemen alayım. Muhallebimiz de oldu bu sırada. İyice kıvamı oldu. Altını kapatıyoruz. Evet, sunum öncesi sadece şöyle bırakıyorum. Çok güzel. Kekimizi atıyorum şimdi. Kekimizi gönderdik. Muhallebimiz de oldu. Kekimiz piştikten sonra muhallebimizi ekleyeceğiz. Peki krem şantiyi şu aşamada mı, biraz soğuduktan sonra? Biraz soğuduktan sonra eklememiz daha iyi olacak. Evet, krem şantiyi ekleyip servisimizi yapacağız. Kremamızı hazırladık. Bir miktar da soğuttuk. Şimdi ne yapacağız? Bu kremaya ekleme yapacak mıyız? Şimdi krem şanti tozuyla beraber bunu karıştıracağız. En sonunda da sütlü şekerimizi keki ıslatarak bitireceğiz. Bitireceğiz. O zaman başlayalım. İşte. Öncelikle krem şantiyi mi döküyoruz? Keki getirelim. Tabii. Önce keki getirelim. Tabii. Evet, gelin pastamızı yapıyoruz ve kekimiz oldukça güzel kabarmış. Çok sıcak yalnız. 2 su bardağı süte, evet. 1 su bardağı şeker. Biraz soğuduktan sonra üzerini ıslatacağız kekini iyice. Şimdi krem şanti tozunu muhallebin içine ekleyeceğiz. Hazırladığımız. Bir paket krem şantiyi muhallebimizin içerisine direkt koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu kadar basit. Lezzet arıyorsanız, ben bu yapmış olduğum muhallebiye daha lezzetli bir hale getirmek istiyorum diyorsanız bu şekilde krem şanti atabilirsiniz ya da çok az beyaz çikolata. O da çok yakışıyor. Beyaz Kesinlikle. Çikolata atabilirsiniz içerisine sevgili izleyicilerimiz. Tam ocaktan indirdiğiniz esnada çok az bir yağ. Margarin çok tavsiye etmememize rağmen gerçekten yakışıyor. Kesinlikle. Yağ atabilirsiniz ya da damla sakızı varsa onu ekleyebilirsiniz. Damla sakızı da oldukça güzel yakışıyor bu muhallebiye. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi iyice karıştırdıktan sonra kekimiz de soğuyu hazır. Üzerini ıslatalım şöyle. Şekerli suyumuzla. Kekimizin hafif bir tatlı olduğu için, yemeklerimiz de ağır olduğu için kekimizi, tatlımızı hafif bir tatlı olarak seçtik. Oldukça kolay. Islandığından emin olmamız gerekiyor şu şekilde. Hemen sütü çekti. Evet. Hiç beklememize bile gerek kalmadı. Sen üzerinden gezdirirken o bir yandan hemen sütünü çekti. Ve evet. Islattık kekimizi böylelikle. Kekimizi de ıslattık. Hafiften yine kıvamını biraz açmak için kremamıza da döküyoruz. Kremamıza da döküyoruz. Şöyle alalım. Biraz yaklaşalım bu tarafa. Seni görebilsinler. Güzelce çırptık. Şimdi de son olarak kremamızı da ekliyoruz.
bir spatula yardımıyla da yayalım. Evet, hemen yayalım. Şöyle bir kepçe vereyim ben sana. İşini kolaylaştırsın. Onu alayım. Spatula da çıkarayım sana. Kolaylık yapalım. Evet. Gelin pastamızın krema kısmını yayıyoruz. Şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde devam ediyoruz. Üzerinde bir katman olacak kadar kaplıyoruz. Biraz sanki dediğin gibi bu tatlıyı da dolapta beklesek evet, daha güzel olacak. Şöyle doldurmamız gerekiyor. Serin serin. Bir kepçe daha verebilirsin sanki. Şevval, ne dersin? Bir kepçe daha verelim o zaman. Evet evet, bir kepçe daha alabilirim şu kısma. Getirelim onu. Şu katmanı yayalım. Dediğin gibi her tarafı katmanlayalım. Şu kısma sanki bir kepçe daha olsa iyi olacak. Bolca olsun. Şöyle. Ben alayım mı? Sana yardımcı olayım. Çok teşekkür ederim. Tamam. Şevval'in o lezzetli ellerinden gelin pastamızı da tamamlamış bulunuyoruz. Buyur, son dokunuşlar senin olsun. Teşekkürler. Sıcak, sıcak, sıcak. Yapma kendini. Evet. Çok evet, sıcak. Çekelim. Tabii siz sevgili izleyicilerimiz, kekin sütünü döktükten sonra bir süre daha soğutursanız bu sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır. Daha lezzetli bir tatlıya sahip olabilirsiniz bu şekilde. Ve dolabınızda tatlı kendini yarım saat kadar dışarıda çektikten sonra buzdolabında bekletirseniz inanın çok daha hoş. Hem bir kesip sunum yapma esnasında görüntüye sahip olacaksınız hem de lezzete sahip olacaksınız bu şekilde. Tamamladık. Şimdi dekor, üzerine Hindistan cevizini dekor yapıyoruz. Evet. İsterseniz tüm yüzeyini kaplayacak şekilde dağıtabilirsiniz. Ama ben biraz Hindistan cevizi ve biraz da Antep fıstığı tozuyla beraber karıştıracağım. Dekor yapmak istiyorsun. Biraz evet, çizgi çizgi mi düşündün? Evet. Tamam. Şöyle alalım. Hindistan cevizleriyle güzel bir dekor yapıyoruz. Siz daha önce kullanıyordunuz sevgili seyircilerimiz, bunu biliyorum. Daha çok böyle pastaların üzerine bol Hindistan cevizi sevenler komple kaplıyorlar orayı. Bir kar evet, yağmış şekliyle görüntü veriyor. Dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Dilerseniz yanına yine bu şekilde takviye ceviz biraz robottan çekip kullanabilirsiniz. Fındık olabilir. Bizim gibi Antep fıstığınız varsa biraz kenarda köşede bırakmışsınız. Onlardan kullanabilirsiniz. Evde ne varsa, yani bu illa olmazsa olmaz diye bir şey değil. Mutfakta bazı kurallar var ama bazı kurallar da esnektir, çözümcüdür. Onları da kullanabilirsiniz, hiç problem değil. Şöyle iyice bir şekilde kaplayalım. Ve son olarak da Antep fıstığı. Şöyle hemen alalım. Evet. Tacını takıyor şu an gelin pastamız. Daha çok Buket'in eline aldı diyelim. Öyle mi diyelim? Evet. Biraz renk kattı. Buket'in eline alıyormuş. Renk katıyoruz şu an. Son nokta atışlarımızı tamamlıyoruz. Bu arada çorbamızın servisini yapalım. Biz güveçlerimizin servisini yaptık. Yeşil mercimekli erişte çorbamız çok güzel kokuyor. Onun da servisi hazır. Çok az bir miktar içerisine siz sevgili izleyicilerimiz nane kullanabilirsiniz ya da üzerine farklı bir sos yapmak istiyorsanız o da yine sizin tercihinize kalmış. Biz bu şekilde değerlendirdik ve soframızı hazırlamış olduk. Bugünlük çok teşekkür edeceğiz sevgili Şevval'imize. Geleceğin en başarılı ustalarından bir tanesine. Şevval, ellerine sağlık, çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Buketini eline almış olan gelin tatlımıza hazır sevgili izleyicilerimiz. Şevval bugün hazırladı tam 7 tane madalyaya sahip 17 yaşındaki genç ustamız. Ustam diyorum kendisine. Estağfurullah. Çünkü gerçekten küçük yaşta olmasına rağmen pek çok yarışmada dereceye girmiş ve kendisini çok iyi şekilde geliştirmiş, geliştirmeye de devam ediyor. Ellerine sağlık, teşekkür ediyorum Şevval.
Evet, biz bugün Şevval Kömür hanımefendiyle birlikte olduk. Güzel lezzetleri hazırladık. Sohbetimize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki iftar anında tam sofralar kurulduğunda, kokular burnunuzu yavaş yavaş mest ettiğinde yapacağınız o dualarda bizlere de yer vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.